Sadece cami değil Afife Hatun. Sibyan Mektebi, Medrese Darüşşifa İmaret. Büyük bir külliye olacak. Allah sizden razı olsun sultanım. Herkes size dua edecek. Hatice sultanımız nasıllar? Evlenmeyi istemiyor mu hala? Kolay değil elbette. Onca acının üstüne. Öyle de hünkârımızın kararı yerinde. Münasip biriyle evlenip buradan uzaklaşması lazım. Belki o vakit huzur bulur. Şah sultanımızla konuştum. Kendileri de aynı fikirde. Acıyla, kederle solup gitmeden tekrar can bulması lazım. Şah Sultan kardeşini biraz düşünseydi çoktan iyileşirdi. Ama o kendi hayallerinin peşinde. Ne hayali olabilir ki sultanım? Benden kurtulmak. Gelmişim. Senin görmeni istediğim bir şey var. Yaptırmak istediğim cami. Çok güzel. Mevşim Hazine'nin neyin var? Haberiniz yok mu? Harem çalkalanıyor. Herkes Bali Bey ve Esma'nı konuşuyor. Bali Bey, seni çağırdım zira kulağıma bazı laflar geldi. Sizi dinliyorum sultanım. Seninle açık konuşacağım Malkoçoğlu. İnanıyorum ki sen de öyle yapacaksın. Kızım Esma'nla aranızda bir münasebet olduğu söyleniyor. Doğru mu bu? Bunu her kim söylediyse alenen yalan söylemiş sultanım. Sizi temin ederim ki bu bir iftira. Zinhar yok böyle bir şey. Olamaz. O halde neden herkes bunu konuşuyor? Bir malumatım yok sultanım. Fakat derhal tetkik edeceğimden emin olabilirsiniz. Malkoçoğlu, sen hanedanımıza bağlı sadık bir Akıncı Bey'sin. Hünkârımızın sana olan itimadı malum. Müsahibi oldun. Senin lafın benim için kafidir. Fakat anlaşılan o ki birileri seni bertaraf etmek niyetinde. Bana itimadınız her şeyden kıymetlidir sultanım. Şimdi mühim olan bundan sonra ne olacağı. Zira mevzu bahis olan kızımın itibarıdır. Laf çıktı bir kere. Lütfü Paşa'nın da, hünkârımızın da kulağına gidecektir. Bu vaziyette hem kızımı hem seni korumam icap eder. O yüzden seni kızımla evlendirmeye karar verdim. Nereden çıktı bu? Senin bundan haberin var mı Afife Hatun? Benim de kulağıma girdi sultanım. Ancak itibar etmedim. Haremde dedikodu eksik olmaz malum. Sen kalfaları ikaz et, kimse konuşmasın. Elbette sultanım. Çekilebilirsin. Mihrim hayedir. Nedir bu telaşın? Yoksa bu dedikodu seni üzdü mü? Hayır. Sadece bilmek istersiniz diye düşündüm. Zira Şah Sultan da haberi alır almaz Bali Bey'i yanına çağırmış. Şu anda yanında. Sen nereden biliyorsun bunu? Esma söyledi. O da şaşkın. Dediğine göre Şah Sultan onu Bali Bey'le evlendirmek istiyormuş. Maksatı ne bilmiyorum. Ama hayra alamet olmadığı aşikar.
Beyzadem, senin ne var bu gece? Çok öfkeli. Yoksa bana mı kızdın gene? Ben yemin ediyorum başka erkek yok. Sen bana yasak koydun. Seninle alakası yok Eleni. O halde müsaade et, ben keyfini yerine getireyim. Sultanım, vallahi bu Şah Sultan'dan korkulur. Çok akıllıca davranıyor. Bali Bey'i kendi tarafına çekmek için daha iyi bir fikir olamaz. Buna mani olmalıyız Sümbül. Bu evlilik olmayacak. Bağışlayın sultanım, fakat elden bir şey gelmez. Bahri Bey Şah Sultan'a hayır diyemez. Hünkârımızla tanışmadan hiçbir şey yapamazlar. Öyle diyorsunuz ama hünkârımız neden karşı çıksın ki bu evliliğe? Müzik.